Gelsin efendim. 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirip satmışlar. 11 il, Diyarbakır merkezi epey hacker görev aldı deniyor. Şimdi birazdan siber güvenlik uzmanı Osman Demircan'la konuşacağız. Ne demektir bu? Ne kadar veriş aldılar? Bizim nüfusumuz kaçtı sahi diye vatandaş düşünüyor şu anda. 85 milyon kişinin verisi nedir? Anlaşılan yurt dışı bağlantılı ve yurt dışından çalınan kimliklerde ya da bilgiler ya da veriler de var. Öyle tahmin ediyoruz. Diğer türlü herhalde birkaç şanslı kişi dışında yurdun büyük bir bölümünde çalınmadık veri kalkmamış. Kimlere satmışlardır? Hangi bilgileri satmışlardır? Bunları merak ediyoruz. Operasyon detaylarına bakalım. Dönüşte uzmanımıza doğru soruları soralım. 85 milyonun bilgileri çalınıp satıldı. 11 ilde hacker operasyonu yapıldı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri, şirket sistemlerinde veri ihlalleri olduğuna yönelik ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler, Deep Web ortamında sanal devriye ile 20 hacker tespit etti. Diyarbakır merkezde 11 ilde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli yakalandı. Çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal de ele geçirildi. Hackerların geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerine hedef aldığı belirtildi. Gönderdikleri sahte maillere tıklayanların şifrelerini ele geçirdi ve bu bilgileri dolandırıcılara sattı. 85 milyon kişinin kimlik, adres, kredi kart bilgileri dolandırıcılara satıldı. Örgüt liderinin başka bir suçtan tutuklu olduğu da tespit edildi. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ne oldu acaba? Şimdi iddialar çok. İddialar üzerinden değerlendireceğiz mecburen. Emniyetimizden de bugün belki bir yazılı açıklamayla çok daha geniş kapsamlı bir izah açıklama edinebilirsek somut gerçekler üzerine de devam ederiz. Ama emniyetten iletilen bu. Bu kişiler 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirip satmakla suçlanıyorlar. 20 kişiye ulaştı 11 ilde yapılan hacker operasyonu. Ne anlarız? Sadece emniyetin açıkladığı bu veriler üzerinden ne anlarız? Ne anlamalıyız merak ediyoruz. Osman Demircan, siber güvenlik uzmanı konuğumuz efendim. Osman Bey hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey, hoş bulduk. Şimdi iddiaları ve emniyetin açıklamalarını, izahlarını yan yana getirince herkesin aklında şu soru var. Ya 85 milyon bunlar Türkiye'de kimseyi ıskalamadan herkesin bilgilerini mi çalmışlar? Bir, iki, bu kadar bilgi, bu kadar büyük bir bilgi. Kimlerin iştahını kabartır? Bu isimlerin, bu hackerların olası müşterileri kim ola ki acaba diye düşünmüşler. 3. Vatandaşın en çok merak ettiği 3. soru. Hangi bilgilerimizi çalıyorlar? Daha çok neyi hedefliyorlar? Buna benzer geçmişten hangi örnekler var? Bu 3 sorunun yanıtı var mıdır? Elbette. Öncelikle sizin de az önce söylediğiniz gibi teyide gerçekten çok muhtaç bir haber bu. Yani 2000 yılından beri şu siber güvenlik sektörünün içerisinde olan biri olarak söylüyorum. 85 milyon haberi ilk ajansı okuduğumda beni de bayağı bir tedirgin etti. Bu 85 milyon hangi 85 milyon? Önce buna bir karar veriyor olmak gerekiyor. Bunun için de o verilerin çok ciddi incelenmesi lazım. KVKK bununla alakalı herhalde bir çalışma başlatacaktır diye bekliyorum. Hani siz Emniyet Müdürlüğü dediniz ama yani konu 85 milyon olunca bence İçişleri Bakanlığı'nın aslında bununla alakalı çok ciddi bir açıklama yapması lazım. Yani seçim gibi bir gündemin içerisinde bile tüm basında bu haber oldu ve insanlar hala bunu merakla bekliyorlar. Görünüşe göre farklı farklı yerlerden toparlanmış gibi görünüyor. Yani buna inanmak istiyorum. Bu kadar verinin farklı farklı yerlerden alınmış olduğuna bir bilişim uzmanı olarak inanmak istiyorum. Çünkü 85 milyon dediğiniz zaman 85 milyonun tek başına durduğu yer maalesef E-Devlet, E-Devlet sistemi. E-Devlet sistemi aslında çok güvenli çalışan bir sistem. Yapısal olarak da çok güvenli çalışan bir sistem. Zaten haber yorumlandığında haberin içerisinde şöyle bir kriter var. Kredi kartları. Yani E-Devlet sistemi içerisinde kredi kartları bilgilerinin olmaması bu e-ticaret sitelerinin ağırlıklı olarak hacklendiği ile alakalı da bir fikir oluşturuyor. Burada görevlilerin hacklendiği söyleniyor. Görevlilerin hedef alındığı söyleniyor. Ben burada ne demek istediklerini anlatayım size. Buna ortadaki adam saldırısı deniyor teknik olarak. Ortadaki adam saldırısı da temel olarak şu. Ben bir hacker'ım ve bir sisteme girmek istiyorum ama ben o sisteme sızamıyorum. Benim yapabileceğim en mantıklı şey ortadaki o zayıf halkayı bulmak. Yani şirketin içerisinde çalışan o
kişiyi bulmak. O kişi şirket verisiyle benim aramdaki kişi oluyor. Yani ortadaki adam oluyor. Ortadaki adam tabiri buradan geliyor. Ona bir fotoğraf gönderiliyor. Bir kedi fotoğrafı ya da bir link gönderiliyor ya da bir doküman gönderiliyor. Bu doküman içerisinde zararlı yazılımlarla dolu ve bunlar çift tıklandığında açıldığında sisteme bu zararlı yazılım sızarak sistemdeki verilerin dışarı çıkmasını sağlıyor. Saldırılar büyük ihtimalle bu şekilde yapıldı diye tahmin ediyorum. Çok fazla, 85 milyon çok fazla, çok büyük bir veri. Yani bunun izahının çok hızlı yapılması lazım çünkü bu veri taze veri mi her şeyden önce? Yani bu 20 yıl içerisinde toplanmış 85 milyon veri ise bir kredi kartı ortalama 5 yılda tekrar yenileniyorsa 4 tane kredi kartı var demektir orada ve sadece bir tanesi geçerli anlamına geliyor. Yani şu an emniyetin yaptığı açıklamayla yapılabilecek yorumlar sadece maalesef bu kadar. Hani çok net bir şey yok arka tarafta ama yani rakam gerçekten çok tedirgin edici. Şimdi izleyicilerden gelen sorular, 85 milyonun verisi. Aslında ben anladım meseleyi. Şimdi süre çok önemli. 85 milyonu evet belki doğru, net 85 milyondur diyecek emniyette araştırdıktan sonra. Ama yıl bazlı olarak değerlendirdiğinizde kaç yıl içinde? Dolayısıyla 85 milyon kişi hesabı biraz değişebilir. Kart sayısı üzerinden başka bir sayı önümüze çıkabilir. Olası müşteriler çok soruluyor. Şimdi bir yönüyle aslında evet, göndermede de bulundunuz ama son olarak bunu da sormak isterim. Dünya genelinde, sadece Türkiye'de değil. Kimdir bu müşteriler? Hackerlara elinizde kimlerin bilgisi var? Türkiye Cumhuriyeti'nde örneğin 80 milyon veri var elimizde. Peki hangi verilerdir bunlar? Ne sorarlar? Ne yanıt alırlar? Neye iştahları neden kabarır bu müşterilerin? Onu merak ediyorum. Genellikle bunun yanıtısına da çok garip gelecek. Genellikle müşterileri standart dolandırıcılar. Yani herhangi bir teknolojik yöntemi kullanmadan dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler. Şimdi ortada iki tane dolandırıcı modeli var. Bir tanesi siber suçlardan çok iyi anlayan model ve bu tarz bilgileri çalmayı biliyor ama o bilgilerle ne yapacağını bilmiyor. Kredi kartı bilgileri de dahil. Bir dolandırıcı modeli de o bilgileri çalmayı bilmiyor ama o bilgiler elinde olursa ne yapabileceğini biliyor. Başlangıç olarak şunu düşünelim. Bizim kişisel verilerimiz çalındı. Ev adresi bilgilerimiz, adımız, soyadımız, TC kimlik numaramız, doğum tarihimiz gibi bilgiler çalındı. Bu ne işe yarayacak? Size bir telefon geliyor, sizi bankadan aradıklarını iddia ediyorlar ve bir bakıyorsunuz gerçekten bankanın numarası, numara da gerçekten bankanın numarası mı arıyor? Arayan banka değil. Size kendilerinin varlığının gerçek olduğunu ispatlayabiliyor olmaları için size sizinle alakalı gerçek bilgileri sunmak zorunda. TC kimlik numaranız, ev adresiniz, yani sizin bir bankaya kaydolurken verdiğiniz bütün bilgiler. Bunların tamamı da dolandırıcılık için kullanılıyor. Yani dünya genelinde dolandırıcılık için kullanılıyor. Ben bu 20 kişinin Türkiye'de yakalanmış olmasına gerçekten çok şaşırdım. Çünkü genellikle Türkiye sınırları içerisinde yapılan hareketler değil bunlar. Yurt dışı sınırları içerisinde yapılan hareketler. Ve kendilerini çok çok iyi de teknik olarak gizleyerek yapıyorlar. Ve çaldıkları bu verileri de çok çok ciddi paralara satıyorlar. Maalesef bunun için haberin kurgusu derin internetten bahsediliyor ama daha yüzeysel internette bile bunların satışları yapılıyor. Daha birkaç gün öncesine kadar çok ciddi bir verinin gene sızdığıyla alakalı ciddi bilgiler verilmişti. Şimdi burada ilk adımı atacak olan emniyet, tamam, onları yakaladı ve emniyet burada bu hard diskleri ve diğer teknolojik cihazları da aldı. Bunlar artık görev tamamen KVKK'da. Yani KVKK bunlar nereden çalındı, nasıl çalındı? Umarım hızlı bir şekilde açıklamasını yaparlar ve kimlerin canlarının yandığını anlayabiliriz. Çünkü bu verinin tek bir yerden çalınmadığını varsayarsak, bir alışveriş sitesinden çalındığını varsayalım ve bu alışveriş sitesinde sizin de benim de üyeliğimiz var. Yani bu bizim tedirgin olmamız için ve biraz daha uyanık olmamız için aslında önemli bir bilgi. Yani dolandırıcı beni arayacak, yani mutlaka arayacak. Yok terör örgütüyle ilişkin var, şuradan buradan girecek. Oradan tutturamazsa link gönderecek. Kredi kartı aidat borcum bu kadar diyecek. Bir bakacağım gerçekten de kredi kartı aidat borcu o kadar. Bunun %20'sini, bu kadarını sana şöyle bir kampanya yapalım diyecek. Yani arka tarafta tamamen bir dizi film senaryosu yazar gibi. Arka tarafında bunun senaryolarını yazarak
insanları dolandırmaya çalışıyorlar ve bu bilgi eğer taze ise vatandaşı dolandırmak için en muhteşem zeminlerden bir tanesi olacak. O yüzden bize gelen aramalarda, özellikle telefon aramalarında, SMS'lerde çok çok daha uyanık olmamız lazım ve bankayla mutlaka, banka ya da devlet kurumu ya da her ne kurumsa, bizim gelen telefonu dikkate almadan o telefonu kapatıp bizim o kurumu arayıp bu arama gerçekten az önce gerçekleşti mi? Sizin böyle bir hizmetiniz ya da böyle bir talebiniz var mı'nın teyidini mutlaka o kurumdan alıyor olmamız gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum Osman Bey. Ben teşekkür ederim. Umuyorum ki emniyet kısa süre içerisinde daha aydınlatıcı bir bilgilendirme paylaşacaktır kamuoyuyla. Elde daha somut veri olursa daha somut sorular, daha somut yanıtlar alacağız karşılığında. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Efendim. 80.